Merhaba, ben Doktor Samet Kurnaz. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programıyla karşınızdayız. Bu hafta elektrokonvülsif tedavi, yani halk arasında şok olarak bilinen tedavi, transkranyal manyetik stimülasyon tedavisi gibi konuları konuşacağız. Konuğumuz Doçent Doktor Onur Durmaz. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Kurulu ve Acil Servis Klinik Şefi ve TMS Birimi Sorumlusu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Samet. Hocam, öncelikle şok olarak da bilinen bu EKT tedavisini konuşarak başlamak istiyorum. EKT ne? EKT, senin de girişte söylediğin gibi elektrokonvülsif terapi diye geçen, halk arasında elektroşok olarak bilinen bir tedavi yöntemi, ilaç dışı psikiyatride kullanılan bir tedavi yöntemi. Tabii bunun hikayesi oldukça eski, çok uzun yıllardır psikiyatri alanında kullanılan ve çok etkili olan bir tedavidir, elektrokonvülsif tedavi. Bu EKT'nin tabii gelişim süreci, yani psikiyatri alanına girişi de biraz tesadüfi olmuştur aslında. Yani bu aslında bu tedavinin temel prensibi hastalara yapay bir epilepsi, yani sara nöbeti geçirtme üzerine dayalıdır. Bu daha çok işte hastaların çok eski 30'lu yıllardan itibaren aslında bilim adamlarının dikkatini çeken bir süreç bu. Epilepsi hastalarında özellikle bazı psikiyatrik belirtilerin bu epileptik nöbetlerden, sara nöbetlerinden sonra düzeldiğini fark etmişler ve bunun aslında bir tedavi edici özelliğinin olduğunu düşünmüşler ve bu prensipten yola çıkarak bu tedaviyi geliştirmişler. Bu adından da anlaşılacağı gibi zaten konvülsif dediğimiz aslında nöbet, yani kasılmalarla giden, epilepside, sarada gördüğümüz nöbeti tarifleyen bir durum. Elektro kısmı zaten elektrikten gelen bir tanım. Yani aslında biz düz elektrik akımıyla hastaların beyinlerinde bir elektriksel uyarı yaparak bu kişilerin bir epilepsi, sara nöbeti geçirmesini sağlamış oluyoruz. Ve bu nöbet sonrası kişilerin psikiyatrik belirtilerinde oldukça belirgin, dramatik düzelmeler gözlemliyoruz. Tabii şimdi elektroşok tanımı biraz korkutucu. Antipsikiyatri akımının da özellikle vurguladığı ve karşı geldiği bir ekol olmuştur. Ancak yapılan çalışmalar aslında bunun tam tersini göstermiştir yıllar boyunca, ki zaten bu yüzden bu tedavi hala psikiyatride çok etkin ve oldukça geniş bir yeri olan, özellikle dirençli vakalarda sıklıkla kullandığımız bir tedavi yöntemidir. Bilinenin aksine aslında oldukça da güvenlidir. Genelde böyle bir korkutucu tarafı olduğu için güvensiz bir tedavi gibi algılanabilir. Halbuki elektrokonvülsif tedavi, terapi oldukça güvenli bir terapidir. Eski yıllarda, tabii çok eski yıllarda bu tedavi, bu epileptik nöbet, sara nöbeti kişiler uyanıkken uygulanıyordu. Ancak tabii zaman içerisinde bu artık değiştirildi ve çok uzun bir süredir artık bu tedaviyi biz anestezi altında ve hastaneye yatarak hastalara uyguluyoruz. Bu sayede hasta aslında bu nöbeti fark etmiyor. Yani anestezide iken bu nöbeti geçirmiş oluyor. Bu sayede aslında hastanın direkt deneyimlediği bir durum olmuyor. Tabii anestezi altına alınması hastaları biraz yine aynı şekilde veya hasta yakınlarını biraz çekinceye sokabiliyor, ama bu anestezi aslında çok kısa ve yüzeysel bir anestezi. Yani 5-10 dakika içerisinde bu işlemler genellikle bitmiş oluyor. Ve dediğim gibi hasta herhangi bir ağrı, acı bir şey hissetmiyor. Böyle bir tedavi yöntemidir elektro
konvizif tedavi. Bu tedaviyi tabii biz psikiyatride hemen her hastaya direkt uygulamıyoruz. Bunu uygulamamız için tedavi rehberleri belli planlar dahilinde bunu öneriyor. Genellikle biz bunu dirençli olgularda kullanıyoruz. Esas kullanım alanı da majör depresyon dediğimiz çökkünlük halidir. Yani psikiyatrik bozukluklar arasında ilk sırada kullandığımız bozukluk majör depresyondur. Ve majör depresyonda da genelde ilaç tedavilerine yeterli yanıt alamadığımız dirençli olgularda bu tedaviyi uygularız. Yine hızlı cevap almamız gereken bazı durumlarda da işte bunlar ne olabilir? Hastanın yeme içme reddi olabilir. İlaç alımı ile ilgili ciddi bir direnci olabilir. Yine katatoni dediğimiz bir ağır psikiyatrik durum var ise bu olabilir. Yine ciddi bir intihar girişimi ya da niyeti olan hastalarda yine hızlıca bir cevap almak adına uygulayabildiğimiz bir tedavi yöntemidir elektrokonvizif tedavi. Hocam kısaca kullanılabilecek durumlardan bahsettiniz ama bu bahsettiğiniz durumlar dışında yine de kullanılabildiği farklı alanlar var mı? Şöyle tabii aslında her ne kadar esas kullanım alanı depresyon desem de tabii ki bu tedavi çok etkili bir tedavi olduğu için ve tedaviye direnç yani ilaç tedavilerine direnci başka ruhsal bozukluklarda da sıklıkla görebildiğimiz için elektrokonvizif tedaviyi biz başka alanlarda da kullanabiliyoruz psikiyatride. Bunlar işte özellikle psikoz dediğimiz gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu ruhsal durumlarda, yani şizofreni spektrumu hastalıklarda diyebiliriz. Yine bipolar bozukluk dediğimiz iki uçlu bozukluğun çok alevli dönemlerinde, yani kişinin davranışlarını yönlendirmekte oldukça zorlandığı ve riskli davranışlar sergilediği durumlarda biz bu tedaviyi yine ilaç tedavilerinin yanında ya da ilaç tedavilerinden bağımsız olarak uygulayabiliyoruz. Hocam mesela ben bir antidepresan kullandım ve fayda görmedim. Ben EKT almak istiyorum. EKT almalı mıyım direkt? Şimdi tabii sosyal medya ve internet artık hayatımızın oldukça içinde, hatta merkezinde diyebiliriz. Bu noktadan hareketle insanlar aslında bilgiye çok kolay ulaşıyorlar. Ama bu bilgide maalesef bazen kişiler hani çok gerçekçi olmayan ya da çok doğru yönlendirmeyen bilgilerle de karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu noktada tabii kişiler direkt bu bilgilerden yola çıkarak bu tedavilere hızlıca ulaşmak isteyebiliyorlar ya da kendilerinin bu tedavilere uygun olduğunu düşünebiliyorlar. Tabii bu doğru bir yaklaşım diyemeyiz. Sonuçta dediğim gibi psikiyatri alanı da diğer bilim alanlarında olduğu gibi bir disiplin içerisinde ilerliyor. Biz de tedavilerimizi aslında belli bir silsile yoluyla ve belli plan ve programları takip ederek belli tedavi rehberlerine göre uygulamaya çalışıyoruz. Eğer böyle bir durum var ise tabii ki ilaç tedavisine direnç, ilaç dışı tedavileri düşünülmesi açısından bir olanak sağlayabilir. Ancak bunu mutlaka ilgili uzman hekimin yapması önemlidir. Eğer ilaç tedavisine bir yanıt yok ise bu noktada hemen yine direkt dediğim durumlar dışında elektrokonvizif terapiye geçiş olmaz. Bu ilaç tedavilerinin çünkü alternatifleri de vardır. Farklı ilaç grupları kullanılabilir. Bunlara rağmen yine bir direnç durumu var ise ya da çok daha hızlı cevap alınması gereken bir klinik durum var ise o noktada zaten ilgili hekim bunu değerlendirecek ve elektroşok terapisini de gündemine alabilecektir. Ama mesela sadece böyle bir antidepresan ilaca yanıt alınamamış olmak tabii ki direkt bir elektrokonvizif terapi
gerekçesi genellikle olmuyor. Hocam bundan bahsederken sosyal medyadan veya internet üzerinden elektrokonvülsif terapiyi araştırıp bu konuda bu şekilde tedavi almak için gelen hastalardan bahsettiniz. Şu şekilde gelen hastaların da olabildiğini biliyoruz. Mesela ben şok tedavisiyle zihnimi sildirmek istiyorum. Şok tedavisiyle zihnini sildirmek, travmaları sildirmek böyle bir şey mümkün mü? Evet, bu da yine günümüzde sosyal medyada ya da internette sık karşılaştığımız bir slogan. İşte hafızayı sildirmek, beyni resetlemek gibi tanımlamalar. Bunlar tabii gerçek dışı tanımlamalar. Biraz yani şöyle aslında beynin ya da hafızayı sildirmek, beyni resetlemek gibi bir şey söz konusu değil tabii bu tedavilerde. Şimdi bu tedavilerin aslında yan etkilerine atıf yapan şeyler bunlar. Elektrokonvülsif terapinin oldukça güvenli bir tedavi olduğunu söyledim. Lakin her tedavide olduğu gibi bu tedavinin de bazı yan etkileri mevcut. Bunların en başında da geçici bellek bozulmaları ya da işte bellek kaybı diyebiliriz olabiliyor. Yani kişi bazı şeyleri, anıları hatırlamakta zorlanabiliyor. Tabii bu bellek kaybından kastım tamamen bir bellek kaybı değil. Yani kişi yakın zamanlı şeyleri hatırlayamayabiliyor. Genellikle bu da geçici oluyor. Geçici bir bellekte bir zayıflama, hafızada bir zayıflama yaşanabiliyor bu epileptik sarı nöbetleri sonrası. Ve bu genelde dediğim gibi kalıcı olmayan bir yan etkidir. Ama bu tabii bazen bu şekilde dışarıya yansıyabiliyor. Yani işte hafızamı sildirdim, tamamen işte geçmişi unutturan tedavi gibi bazı sloganlar oluşmasına neden oluyor. Ama bu tabii ki gerçek dışı bir durum. Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten dünyada, yeryüzünde böyle bir tedavi metodu da yok. Böyle bir tedavi metodunun olması da zaten iyileştirici bir etki yaratmaz. Yani EKT'yi de hafızamızı sildiremiyoruz. Aynen öyle. Evet. Hocam bir yan etkiden bahsettiniz. Unutkanlık yan etkisi. Bu da kısa dönemde oluyor. Bunun dışında başka yan etkileri var mı EKT tedavisinin? Yani EKT tedavisinin tabii genelde bu unutkanlık dışında yani bilişsel dediğimiz beynin bazı işte yürütücü işlevlerini işte hani günlük hayatımızı planlama, programlama, işte odaklanma, bazı faaliyetlerimizi harekete geçirme gibi bazı fonksiyonlarımızı biraz yavaşlatabiliyor. Bu konularda belki bir miktar geçici bozulmalar yaratabiliyor. Sonuçta çünkü kişi bir nöbet geçiriyor ve tabii ki bu sinir sistemine bir yük getiriyor. Ama bu yan etkiler dediğim gibi çoğu zaman geçici oluyor ve tedavinin aslında faydasına baktığımız zaman faydasının yanında bu yan etkilerin oldukça minimal olduğunu da görüyoruz. Yani kar zarar oranına baktığımızda aslında bu tedavinin kişinin genel olarak sağlığına kattığı olumlu etkiler yarattığı bu ufak ve geçici dezavantajlara göre çok daha büyük oluyor. O nedenle aslında bu tarz santral sinir sistemini etkileyen bu psikiyatrik bozuklukların sinir sisteminde yarattığı etki uzun vadede çok daha yıkıcıdır. O nedenle bu tedavilerin aslında bu geçici yan etkilerine çok fazla takılmadan bu tedavileri hızlıca hastaya uygulamak aslında uzun dönemde hastanın iyileşmesi açısından ve çok daha işlevsel bir şekilde hayatına devam ettirmesi açısından oldukça önemli. Hocam merak ettiğim bir soru daha var. Bu en başta siz tanımlarken etkili olduğundan bahsettiniz ama ne kadar etkili? Şöyle bayağı etkili diyebilirim. Yani tabii bu bayağı çok bilimsel olmadı ama şöyle diyebilirim. Özellikle tedaviye dirençli zaten depresyon hastalarında çoğunlukla kullandığımız bir metottur bu. Ve bu hastaların
Yani %80'inde, 70'inde, yani bu oranlar tabii çalışmalardan çalışmalara değişiyor ama yani 3'te 2'den fazla diyebilirim kabaca hastada belirgin bir düzelme, bir iyileşme, şikayetlerde bir azalma gözlemleyebiliyoruz. Bu da aslında oldukça iyi bir oran. O nedenle aslında bu tedavi gerçekten de bu yan etkileriyle kıyasladığımızda çok etkili ve avantajlı bir tedavi yöntemi. Ayrıca tabii bu güvenilir olması da çok büyük bir artı. Oldukça güvenli bir tedavi çünkü. Yani riskin çok az olduğu bir tedavi ve bir kesinlikle yapılamaz dediğimiz bir durumu da yok aslında. Yani birçok klinik durumda hastaları biz bu tedaviyi rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Bu da büyük bir avantaj. Yani şu hastaya şu durumdan dolayı biz bu tedaviyi uygulayamayız dediğimiz bir durum yok aslında. Yani hastane şartları uygunsa, anestezi uygulaması açısından yeterli ekipman var ise bu tedaviyi aslında çok hızlı bir şekilde hayata geçirebiliyoruz. Yani EKT tedavisinin uygulanamayacağı hiçbir hasta yok mudur? Teorik olarak evet. Ama tabii ki orada klinisyenin görüşü çok önemlidir. Tabii ki riskin arttığı, sonuçta hasta bir anestezi süreci geçirecek. Ama dediğim gibi bu anestezi oldukça yüzeyel ve kısa süreli bir anestezi olduğu için çok riskli bir anestezi süreci değildir. Bu noktadan hareketle aslında klinisyen uygun gördüğü sürece diyeyim, aslında kesinlikle uygulanamaz diyeceğimiz bir durum yoktur EKT'nin. Peki bu EKT tedavisi ne kadar sürer? EKT tedavisi yatarak yapılan bir tedavi artık. Çünkü anestezi alıyor kişi ve anesteziden sonra bir arınma dönemi oluyor. Bunlar ama genelde çok uzun süreler değil. Yani ortalama bir yarım saat içerisinde bu prosedür tamamlanmış oluyor. Gün aşırı yapılan bir tedavidir. Yani ortalama haftada 3 kez hastaya yapılır bu tedavi. Ve genelde de en az bir 7 seans yapılması önerilir. Ama bunu arttırabilirsiniz hastanın durumuna göre. Yani bunu 10 seans, 12 seans ve hatta yapılan son çalışmalarda bunu çok daha uzatan birimler de mevcut dünyada. Bu şekilde yani uygulanıyor ama tabii ki bir 7 seansı görmek gerekir genellikle. Ama bazı hastalar çok hızlı yanıt verebilir. İlk seanstan itibaren belirgin dramatik bir düzelme sağlayabilirler. Hani bu hastalarda belki birazcık daha kısa uygulamalara geçilebilir. Diyelim ki ben EKT tedavisi oldum. İyileştim. İlaçları bırakabilir miyim? Şimdi tabii EKT tedavisinin etkinliği ömür boyu değil. Yani bizim hiçbir tedavimiz zaten. Hani böyle bir ameliyat gibi değil. Hastanın ruhsal sıkıntısını geçirdik, bitti. Artık bir daha bu hastalık seni bulmaz diyemiyoruz ki çoğunlukla ruhsal hastalıklar kronikleşme eğilimindedir. Tedavi olsanız bile tekrarlama riski olan hastalıklardır. Dolayısıyla bir ruhsal bozukluğa bağlı uygulanan her tedavide olduğu gibi EKT tedavisinden sonra da hastaların mutlaka doktor kontrollerine, takiplerine devam etmeleri. Hani tamam artık ben bu işi çözdüm. Ben bu hastalıktan kurtuldum. Bundan sonra artık psikiyatriye uğramam. Doktorumu görmem gibi bir yaklaşım tabii ki gerçekçi olmaz. O nedenle hastaların idamesi de, takibi de, tedavi sonrası iyileşseler bile kontrollerine gelmeleri de çok önemli. O nedenle tedavi sonrası, EKT sonrası
Genelde dediğim gibi bu hastalar tedaviye dirençli olgular olduğu için bir ilaç tedavisi desteği de alıyor oluyorlar. Bu ilaç tedavilerini de EKT sonrası çoğunlukla biz devam ettiriyoruz. Ama bu ilaç tedavileri biraz EKT'deki düzenlemeye bağlı olarak kademeli şekilde azaltılabilir, sadeleştirilebilir, dozlarda bir azalma yapılabilir. Ama bunların hepsini mutlaka hekim kontrolünde kademeli olarak ve acele etmeden kontrollü bir şekilde yakın takiplerle yapılması gerekir. Öbür türlü çünkü bu tedaviler yani idame tedavileri dediğimiz tedaviler kişilerin hastalıklarının tekrar etmesinin de önüne geçen önlemlerdir. Yani psikiyatride verilen bir ilaç ya da uygulanan bir tedavi sadece hastanın iyileşmesini değil, iyileştikten sonra tekrar hastalığın geri gelmesini de engelleyen koruyucu kalkanlar gibidir. Dolayısıyla bu kalkanı kaldırırsak ya da atarsak tekrar hastalığa duyarlı hale gelmiş oluruz. O nedenle mutlaka kontrolleri ihmal etmemek, mevcut ilaç tedavilerini devam ettirmek çok önemli. Hocam EKT konusunda eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani EKT konusunda sadece tabii ki bunu psikiyatri camiası elinden geldiğince anlatmak istiyor. Tabii insanlar artık daha bilinçli, ben buna inanıyorum. Eskisi kadar olumsuz bakılmıyor artık bu tarz tedavileri ve teknoloji ilerledikçe, bilim ilerledikçe bu tedavilerin uygulanabilirliği de daha iyi bir noktaya geliyor. Şu anda EKT güncel haliyle oldukça dediğim gibi güvenli, rahat uygulanabilen, yan etkileri açısından da düşünüldüğü kadar korkutucu olmayan ve çok çok etkili ve birçok psikiyatrik durumda direkt çekinmeden kullandığımız bir tedavi yöntemidir. Hani bizi dinleyenlerin bunu bu şekilde, EKT'yi bu şekilde hatırlamalarını öneririm. Hocam EKT konusunda çok güzel bilgiler verdiniz. Ben şimdi de TMS olarak ya da TMU olarak bilinen transkranyal manyetik stimülasyon tedavisinden bahsetmek istiyorum. Yani bu konuda size sorular sormak istiyorum. Öncelikle bu TMS denilen tedavi nedir? Biraz bahsedebilir misiniz? TMS, transkranyal manyetik stimülasyon, senin de söylediğin gibi açılımı. TMS bunun kısaltılmış hali. Türkçe'ye de transkranyal manyetik uyarım olarak, TMU olarak genellikle çevriliyor. İkisi de aynı şey aslında, TMS ve TMU. Bu da aslında yine bir uyarım yöntemi, uyarım tedavisi, psikiyatride kullanılan ilaç dışı bir yöntem. Fark şu, yani daha yeni bir tedavi uygulaması TMS ve elektrik akımı üzerinden bir epilepsi sarı nöbeti geçirme şeklinde bir prensibe dayanmıyor bu tedavi. Bu tedavide beyin hücrelerini yani nöronları manyetik akım yoluyla uyarım verme şekli var. Yani şöyle bir cihaz var. Bu cihaz içinde sirküler bobinler var. Bu bobinlerden düz elektrik akım geçiyor. Bildiğiniz akım. Bu akım bu sirküler bobinlerden geçince bu Faraday prensibine bağlı olarak bir dikey yönelimli manyetik akım oluşturuyor. Bu dikey yönelimli manyetik akım da biz bir bobin vasıtasıyla yani coil dediğimiz bir aparatla TMS cihazına bağlı beynin depresyonda az çalıştığı ya da işte fonksiyon kaybı olan bölgeye uygulamasını sağlıyoruz. Yani bu manyetik akım güçlü bir akım. Aynı bu MR cihazlarındaki akıma benzer bir akım. Tabii dolayısıyla böyle bir direkt elektrik akımı ya da bir radyasyon gibi bir şey değil bu. Yani insan sağlığına direkt zararı olan bir akım değil bu. Ve bu güçlü bir akım olduğu için
kafa derisinden ve kafa kemiklerinden geçip direkt beyindeki sinir hücrelerine uyarabiliyor. Bu sayede depresyonda az çalışan bölgeye bunu uyguladığımızda oradaki hücreleri birazcık daha canlandırmış oluyoruz diyebilirim. Yani oradaki hücreler bu manyetik uyarının etkisiyle fonksiyonlarını biraz daha iyi yerine getirmeye başlıyorlar. Bu da depresyonda görülen klinik belirtileri azaltıyor ya da tamamen geçirebiliyor. Hocam, buyurun. Evet. Aklıma şu geldi, az önce depresyondan bahsettiniz ama EKT'de farklı hastalıklardan da bahsetmiştiniz. EKT'nin kullanılabildiği durumların hepsinde TMS kullanılabiliyor mu? Ya da TMS hangi durumlarda kullanılabiliyor? Tam olarak öyle diyemeyiz. Şimdi tabii TMS'nin de esas kullanım alanı psikiyatride. Özellikle son 20 yıla yakındır, yani 15 yıldır gibi diyeyim, çok aktif kullanılıyor. Şimdi tabii TMS'nin esas kullanıldığı alan da depresyon, aynı EKT tedavisinde olduğu gibi. Ama EKT'ye göre kıyaslarsak aslında hem kullanım alanları açısından hem de etkinlik açısından farklılıkları var. Biz TMS'yi genelde böyle çok depresyon dışında işte EKT'de kullandığımız işte katatonidir, işte psikoz şizofrenidir ya da ciddi davranış bozuklukları, yeme içme reddi ya da ciddi suisit düşünce ya da girişimi gibi durumlarda direkt uyguladığımız bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmıyor TMS. TMS'de yine dirençli, ilaç tedavisine dirençli depresyon olgularında kullanıyoruz. Ama TMS'yi tabii ayaktan uyguladığımız bir tedavi olduğu için depresyon dışı uyguladığımız alanlar da bu az önce EKT'de bahsettiğim alanlara göre birazcık farklılık gösteriyor. Yani şu anda onay almış haliyle özellikle depresyon ve obsesif kompulsif bozuklukta kullanılıyor TMS. Bu iki alanda onay aldı psikiyatri alanıyla ilgili söylüyorum. Ama tabii ki bunların arasında bile farklar var. Yani çünkü TMS'nin bir klasik TMS uygulaması var. Bir de işte teknolojinin ilerlemesiyle ilgili olarak bazı yeni metotları da gelişti. Bu obsesif kompulsif bozuklukta kullandığımız TMS, derin TMS dediğimiz ayrı bir TMS uygulamasıdır. Dolayısıyla bu iki alanda özellikle ön plana çıkıyor TMS psikiyatride. Ama halen birçok çalışma var TMS ile ilgili ve bunlar giderek artıyor dünyanın çeşitli bölgelerinde ve bu çalışmalar yüz güldürücü de sonuçlanabiliyor. Özellikle işte ağrı bozukluklarında çok kullanılıyor. Yani psikiyatri dışı bir alan olsa da. Yine psikiyatride bağımlılıklarla ilgili çalışmalar var. Bazı anksiyete bozukluklarında etkili olduğuyla ilgili çalışmalar var. Yine şizofreninin negatif belirtileri dediğimiz, yani kişinin işte böyle içe kapandığı, beyin işlevlerinin yavaşladığı, soyutlama yetisinin azaldığı, duygusal dışa vurumunun yine azaldığı durumlarda, yani özellikle bu TMS uyguladığımız alanla ilgili bölgeden kaynaklı bazı belirtileri düzeltmekte de faydalı olduğuna yönelik çalışmalar var. Yine demans, Alzheimer hastalığının bazı belirtilerini yine benzer şekilde şizofrenindekine olumlu etkiler yarattığına dair çalışmalar var. Ama bunların hiçbiri henüz böyle tam tatmin edici düzeyde değil. Yeterli veri var diyemeyiz. Ama bu çalışmalar giderek artıyor ve bu alanlarda da muhtemelen ilerleyen zamanlarda, tabii teknolojinin de ilerlemesiyle, uygulamaların da güncellenmesiyle bu tarz protokollerin gelişme ihtimali muhtemel.
Hocam peki kullanılabileceği bazı alanlar var ama henüz protokolleri tam olarak net değil gibi anlıyorum. Yani daha çok bilimsel çalışmalara ihtiyacın olduğunu anlıyorum ama depresyon alanında özellikle kullanılabiliyor. Peki özellikle depresyon alanında ne kadar etkili veya diğer alanlarda da herhangi bir etkililik durumuna dair neler söyleyebiliriz? Depresyonda yine tabii ki EKT ile karşılaştırdığımızda az önce dediğim gibi etkinliği görece daha az bir tedavi. Ama yine ilaç tedavisine dirençli olgularda kullandığımız bir tedavi bu. EKT'de olduğu gibi TMS'de de bazen direkt uygulama yaptığımız oluyor. Yani ilaçtan bağımsız uygulamalar yaptığımız olabiliyor. Ama genelde ilaç tedavisine cevabı bir görmek istiyoruz. İlaç tedavisine bir yanıt alamazsak bu tedaviyi uyguluyoruz. Ve genellikle de 3 hastanın ikisinde diyeyim, yani %60-70 gibi bir cevap oranı var. TMS tedavisiyle beraber bir cevap alıyoruz bu hastalarda. Ama tabii ki EKT kadar etkili olduğu yönünde veri yok. Yani genellikle veriler EKT ile kıyaslandığında daha az etkili olduğunu gösteriyor. Ama bu tedavinin de yine ilaca dirençli hastalarda özellikle kullanıldığını hesaba katarsak aslında oldukça etkili bir tedavi diyebiliriz. TMS'nin tabii bazı artıları da var aslında. Yani genelde bu tedaviyi biz beynin sol ön kısmına depresyonda yapıyoruz. Bu kişinin bazı bilişsel işlevlerini de düzeltebiliyor. Yani depresyona bağlı işte dikkat, konsantrasyon problemleri, unutkanlık, motivasyonla ilgili bazı sıkıntılar, enerji düşüklüğü gibi, ilgi istek kaybı gibi depresyonun çok temel belirtilerinde de yani depresif duygulanım dışında düzelmeler yapabiliyor. Mesela işte EKT'de gördüğümüz bu bilişsel yan etkiler dediğimiz işte unutkanlık başta olmak üzere bazı geçici yan etkilerden bahsetmiştik. Mesela TMS'de tam tersine bu tarz işlevlerde bir gelişme ve ilerleme de düzelme de olabiliyor bu hastalarda. Bir de EKT tedavisi tabii yatırılarak yapılan bir tedavi ama TMS tedavisi ayaktan yapılan bir tedavi. Günlük yapılan bir tedavi. Hafta içi her gün haftada 5 seans olacak şekilde yapılan bir tedavi. Genelde 4-6 hafta gibi bir süre devam eder bu tedavi. Yani bir 20-30 seans kadar yapılır. Kişinin günlük hayatını etkilemez. Hastanın yatmasını gerektirecek bir durum olmadığı için. Yan etki profili açısından yine avantajlıdır. İşte hafif bir baş ağrısı, baş dönmesi, hafif bir uyku hali gibi şeyler olabiliyor. Ama bunlar da yani hastaların hani 10 hastanın bir tanesinde, iki tanesinde olan şeylerdir. Birçok hastada böyle bir yan etki de görmeyiz. Bunların hepsi aslında TMS tedavisinin etkin olduğunu, güçlü bir tedavi olduğunu ve bazı alanlarda da EKT'ye göre biraz daha avantajları olduğunu bizlere gösteriyor. Ama tabii ki etkinlik açısından EKT kadar etkili diyemiyoruz. Peki TMS'yi uygulayamayacağımız, TMS'nin yapılmayacağı bir hasta grubu var mı? TMS'nin en büyük, en ciddi yan etkisi epileptik nöbet, yani SARA nöbetini tetikleyebiliyor. Yani EKT aslında yapay bir SARA nöbeti geçirtme prensibi üzerine kurulurken biz bunu TMS'de istemiyoruz. Yani TMS tedavisi epilepsi nöbetini geçirtmek üzerine kurulu bir tedavi değil. Dolayısıyla bunu biz TMS'de bazen bir yan etki olarak görebiliyoruz. Ama bu da çok çok nadir olan bir şeydir. Yani binde birin bile altındadır normal şartlarda. Bunu gördüğümüz kişiler genelde SARA epilepsi
nöbetiyle ilgili nöbet eşiği düşük olan kişiler ya da epilepsi nöbeti geçirmiş ya da epilepsi hastalığı olan kişilerdir. Bu kişilerde de aslında TMS tedavisi kesinlikle uygulanamaz değil. Ama yani çok gerekmedikçe tercih etmiyoruz. Ya da protokolünü değiştiriyoruz tedavinin. Yani uyarım şeklini ve yerini değiştiriyoruz. Bu şekilde uygulamalara gidiyoruz. Yani o yüzden aslında oldukça güvenli bir tedavidir. En büyük, en ciddi yan etkisi de dediğim gibi bir sarı nöbetini tetikleyebilir. O durumlarda genelde zaten tedaviyi sonlandırıyoruz. Hocam, TMS tedavisinin ayaktan yapıldığını söylediniz. Şu an aklıma o geldi ama ayaktan yapılıyor. Burada bir anestezi verme gibi bir işlem var mı EKT'de olduğu gibi? Hayır, öyle bir işlem yok. Kişinin sadece hani uygulamada engel teşkil edecek tek durum işte böyle bir ciddi bir santral sinir sistemi hastalığı, yani epilepsi riskini arttıracak herhangi bir durumu varsa, kafa içi basıncında ciddi bir artış varsa ya da böyle bir kafa içi herhangi bir anevrizmal bir klips ya da işte bir ferromanyetik bir cisim, yani böyle manyetik akımdan etkilenebilecek herhangi bir materyal taşıyorsa kişi vücudunda, yani bu bir tür diş hariç protez olabilir, implant olabilir, herhangi bir kardiyak cihaz olabilir. Bu tarz şeyler, yani bir tıbbi cihaz, metal içeren herhangi bir tıbbi bir malzeme vücudunda sabit mevcutsa, çıkarılamaz şekilde. O noktada tabii özellikle baş boyun bölgesi ve kalp cihazları için bunu söylüyorum. Yoksa mesela işte bacağındaki bir titanyum protez ya da herhangi bir şeyde, bir implantta problem yaratmaz kişinin hani TMS alması açısından. Burada önemli olan husus o malzemenin manyetik akımdan etkilenip etkilenmeyeceğidir. Eğer böyle bir durum yoksa kişinin TMS'yi direkt günlük olarak kişi gelir, alır. Anestezi uygulanmaz. Kişi böyle bir diş hekiminde gördüğümüz gibi bir koltuk vardır. Hafif yatar şekilde. Bu koltuğa oturtulur. Sabit bir pozisyon verilir kişiye. Cihazın bu manyetik uyarım veren aparatı başın başta nereye, hangi bölge uygulama yapılacaksa oraya konumlandırılır. Genelde uygulama öncesi bir yani ilk uygulamaya başlamadan önce bir motor eşik tespiti yapılması önerilir. Bu motor eşik tespiti, yani o kişinin sinir hücrelerinin ne kadar uyarılacağı ile ilgili bize bir bilgi verir. Yani tedavinin dozunu ayarlamamız açısından bize bir yol gösterir. Bu saptandıktan sonra kişinin tedavi protokolü oluşturulur ve ondan sonra sabit protokolde kişi günlük olarak gelir, bu tedavisini alır. Bu tedavi genelde çok uzun sürmez. Yani yarım saati çoğunlukla geçmez ama bazı protokollerde bu 40-45 dakikaya kadar uzayabilir. Yani bunun üzerine genellikle çok çıkmaz. Kişi tedavi aldıktan sonra da kalkıp gündelik hayatına devam edebilir. Mutlaka böyle bir refakatçiyle gelmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Tek başına gelip tedavisini alıp tekrar günlük hayatına devam edebilir. TMS tedavisi oldum, iyileştim. Bu iyilik halim hep sürer mi? Bu da aynı EKT tedavisinde olduğu gibi bir hala aslında bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Yani TMS tedavisinin etkinliğinin ne kadar sürdüğüyle ilgili de çok net veriler elimizde yok aslında. Ama genellikle bunun işte 3 ila 6 ay arasında devam ettiği söyleniyor. Bir TMS tedavi sürecinin etkinliğinin. Ama EKT tedavisinde söylediğim gibi bu tedavinin tamamen hastaya özgü sonuçlar olabiliyor. Yani bunların bir standardı yok.
Yani TMS tedavisinden sonra bir yıl iyilik hali olan bir kişi de olabilir. Ya da birkaç ay sonra tekrar kötüleşme yaşayan bir kişi de olabilir. Bu yüzden aynı şey EKT tedavisi için de geçerli. Bu yüzden klinik takip çok önemli. Yani kişinin bu tedavileri aldıktan sonra belli bir iyileşme seviyesine geldikten sonra bunu idame ettirmesi açısından farkındalığı çok önemli. O yüzden mutlaka klinik kontrollere, yani hekimiyle temasa devam etmesi lazım. Çağrıldığı dönemde, işte kontrollere çağrıldığında mutlaka gitmesi lazım. Herhangi bir hastalık belirtisi, bir ön belirti ya da bir kötüleşme yaşadığında bunu mutlaka hekimiyle paylaşması lazım. Ve bu sayede bu klinik takiplerle o iyilik halini uzun tutmak mümkün olabiliyor. Öbür türlü hani tamamen kontrolsüz bir tedavi sonrası süreç ciddi bir risk almak anlamına geliyor. Hocam, TMS tedavisinden ve EKT tedavisinden bahsettiniz. Bu tedaviler konusunda son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bu tedavileri, bunlar aslında psikiyatri alanının gerçekten güçlü silahları. Ben öyle olduğunu düşünüyorum ve birçok klinisyenin de aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Bunlar bizim gerçekten de dirençli olgularda, tedaviye yeterli, ilaç tedavilerine yeterli yanıt alamadığımız olgularda oldukça yüz güldürücü sonuçlar veren ve güvenli tedaviler. Ancak burada hangi klinik durumların, hangi hastanın bu tedavilere uygun olduğu noktasında kişilerin bir hekim görüşü almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kişiler bu bilgileri internetten ya da başka kaynaklardan edinip bu tedavileri kendilerine uygun olarak değerlendirip bu tedavileri talep edebiliyorlar bazen, ama bu doğru bir yöntem değil. Çünkü bu tedaviler herkese uygulanabilir tedaviler değil ya da her klinik durumda uygulanabilir tedaviler değil. Dolayısıyla eğer böyle bir durumunuz varsa, yeterli yüz güldürücü bir tedavi sonucu alınamadıysa bunu hekiminizle paylaşıp bu tedavi planını onun planlaması, onun yönetmesi çok önemli. Bu noktaya özellikle vurgu yapmak isterim. Çünkü bizim tıbbi etikteki ilk prensibimiz önce zarar vermedir. Önce zarar vermememizin tek yolu da bilime ve kanıta dayalı olarak ve tedavi rehberlerine uygun şekilde hareket etmemizdir. Bu noktada bizim bunu hastalarımızın iyiliği için uygulayabilmemiz için hastalarımızın da bize bu noktada yardımcı olmaları çok önemli. Özellikle bunu eklemek isterim. Hocam, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok faydalı bilgiler verdiğinizi düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir oturum oldu benim için. Davetiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Hocam, biz de katılımınız için çok teşekkür ederiz. Bu hafta yayınımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.